Merhaba arkadaşlar, Sendeyiz Hocam da Çarpanlara Ayırma 5. bölüm ve bu bölümde sevgili arkadaşlar küp açılımlarından bahsedeceğiz. Hemen ilk sorumuz, konu anlatımının arkasından gelen soru. A eksi B eşittir 4, A çarpı B 5 olduğuna göre A küp eksi B küp farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bana zaten A eksi B'yi vermiş, küpünü istiyor. Eğer ben, hemen şöyle yine bir not yazalım, notumuzu alalım. Küp açılımı nasıl oluyordu? Şimdi arkadaşlar A artı B'nin küpü açılırken şimdi birincinin küpü, bunu aldık A küp. Sonra sevgili arkadaşlar hani bir asansör tekniği demiştik ya, A küp gelecek, B de yanında sıfır olacak. Önce böyle bir öğrenelim. Yani kuvvetimiz bizim küp. İlk terime küp geliyor, ikinci terime sıfır. Bizler biliyoruz ki iki terimin kuvvetler toplamı her zaman 3 olacak. İkincisine bakalım. Sonra küp 1 derece düşüyor kareye. B 1 derece artıyor 1'e. Sonra A 1 derece daha düşüyor. B de 1 derece daha artıyor 2'ye. A 1 derece düşüyor. B 0 oldu, düştü. B de 1 derece arttı, 3 oldu. Şimdi şunu bir düzenleyecek olursak. B üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman A küp. Burası A kare B. Burası A B kare. A0 1'dir ve B küp. Şimdi gelelim katsayıları nasıl yazacağız? Arkadaşlar karede ortaya 2 yazıyorsak küpte de ortaya 3 yazıyoruz. Böyle öğrenelim. Karede 2 yazıyoruz, küpte ortaya 3 yazıyoruz. Şimdi burada 2 tane orta var. Hem bu hem de bu. O zaman ikisine de 3 yazıyoruz. Artı olduğu için her taraf artı. Her taraf artı. Düzenliyorum. O zaman 3A kare B artı 3AB kare artı B küp. A artı B'nin küp açılımı bu. Bir de A eksi B'nin küp açılımına bakalım. Şimdi A küp diye gelecek. Ortalara 3 yazıyorum. A küp 3 A kare B oldu. Sonra yine 3 gelecek. A B kare oldu. Sonra B küp gelecek. Şimdi bakın. A artı B eksi. Şimdi A artı B eksi. Artının karesi artı. B de eksi. O zaman burası eksi. A artı B eksi. Ama kare geldiği için burası artı. B'nin küpü eksi. Bu da ne oldu arkadaşlar? A eksi B'nin küpü oldu. Şimdi bizden istenen A eksi B verilmiş. A çarpı B verilmiş. A küp eksi B küp istiyor. Yani küp al diyor. O halde arkadaşlar A eksi B'nin küpünü alalım bir. Aldık küpü. Nedir bunun küpü? Hemen açıyorum. A küp. Eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. Ortaya 3 yazıyorduk. Sonra A kareye düşüyor. B 1 oluyor. Sonra artı 3A B kare eksi B küp. Şöyle de öğrenebilirsiniz. Artı da hepsi artı, eksi de ilk gelen eksi, görünen işaret, sonra artı eksi artı eksi diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar benim aradığım ne? Şu ikisi. O zaman diyorum ki A eksi B'nin küpü. A eksi B'nin küpü. Bakın bunlar kitaplarda ezber formülü olarak veriyor ama formülü değil, çıkarmayı öğrenin arkadaşlar. O zaman bana A küp eksi B küp lazım. Bunu bir kenara alıyorum. A küp eksi B küp lazım. Şimdi bakın burada eksi 3A kare B. Burada da artı 3A B kare var. Her birinde ortak 3A'lar ve B'ler var. Şimdi eksi, o zaman diyorum ki eksi, şunu şöyle bir parantezini kapatalım. Eksi 3A ortak, B ortak. 3'ü aldım, eksiyi aldım, A'yı aldım, B'yi aldım. Burada A kaldı. 3'ü aldım, A'yı aldım, B'yi aldım. Bir tane de artı olduğu için artı nedir arkadaşlar? Eksi eksi. O zaman burası da eksi B oldu. Şimdi bakın. Biz not olarak şunu yazabilirsiniz arkadaşlar. A eksi B'nin küpü eşittir. A küp şöyle verelim. A küp eksi B küp. Aslında bunu buradan aldık. Şunu karşıya atarsan daha rahat olur. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi A küp eksi B küp eşittir. Şu lazım bana. A eksi B'nin küpünden ne yapıyorum arkadaşlar? 3 tane AB eksi AB'yi ekliyorum. Yani küp farkının küpü artı 3 tane çarpım eksi fark şeklinde. İşte formülün çıkardığımız yer burası arkadaşlar. Bana lazım olan yer burası. O zaman şunu karşı atıyorum. 3AB. Formülümüz bu arkadaşlar. Şimdi sorumuza tekrar dönelim. Bana lazım olan ne? A küp eksi B küp. Yazıyorum. Bunu da siyahla yazalım isterseniz. A küp eksi B küp lazım. A küp eksi B küp. Bunu nereden elde ediyorum? A eksi B'nin küpünden. Şimdi hemen şöyle hayal ediyorum. A küp eksi B küp bunun içinde var. Tamam. Peki arkadaşlar içinde bunun ne var? Eksi 3AB A kare B var. Artı 3A
B kare var. O zaman ben tam tersini yazıyorum. Artı 3 A B kare A B kare eksi 3 A B kare. O halde A B parantezini alırsak, yani şuradaki yazdığımız olay, burası da ne oldu arkadaşlar? A eksi B oldu. Ekleme yapıyorum. Artı 3 A B kare çarpı A eksi B. Şimdi A eksi B'nin küpü kaç? 4. O zaman 4'ün küpü artı. A B kaç? 5. 3 kere 5. A eksi B kaç? 4. Devam ediyorum arkadaşlar. 4'ün küpü 64 artı 3 kere 5 15, 4 daha 60. Ne yaptı böylelikle arkadaşlar? A eksi B'nin küpü A küp eksi B küp eşittir 124 yaptı. Şurada bir 4 eksik arkadaşlar. Zaten bakın 118, 124 olması lazımdı. Deniz'i seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar, bakın tekrarlayacak olursak şu başlığa da bir yazalım. Şimdi A eksi B'nin küpünü alırsam, şu formülü bir daha, çünkü önemli bir formül. Bunu ezberlemenizi istemiyorum, öğrenmenizi istiyorum. Buradan bakın A küp gelecek. Eksi 3 A, B, A kare B gelecek. Artı 3 A B kare gelecek. Sonra eksi B küp gelecek. Şimdi burada benim istediğim A küp eksi B küp. O halde diyorum ki A küp eksi B küp A eksi B'nin küpünden bakın neyi çıkaracağım? Kırmızıyla yazalım. Neyi çıkaracağım? Eksi 3 A kare B var. Ben o zaman artı 3 A kare B'yi çıkartıyorum. Sonra artı 3 A B var. Eksi 3 A B kareyi çıkartıyorum. Şu çıkardığım ifadeyi 3AB parantezini alırsam 3AB o zaman ne kalır burada? A eksi B kalır. İşte ben şu ifadeden 3 tane yazıyorum buraya. 3 tane AB, bakın ekleme yaptım. 3AB A eksi B'yi eklersem, yani şunu bunun içerisine yazarsam şu ifadedeki bunda bu gider, A eksi B küp kalır. İşte bizim için önemli olan nokta bu arkadaşlar. Peki aynı şekilde A küp artı B küpü bulalım. A küp artı B küpü bulalım. Bunu nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar A artı B'nin küpü açtığımız zaman yine A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp. Şimdi şu ifadeden ben dikkat eksi 3 A kare B ile eksi 3 A B'yi kareyi çıkartırsam. Yani çıkaracağım kim? 3 bunu da hatta parantez alalım. Daha rahat görürüz. Çıkaracağım ki benim 3AB ortak. Eksi 3AB parantezini aldım. A artı B'ye. Yani A küp artı B küpün açılımında da A artı B'nin küpünden neyi çıkartıyorum? 3AB A artı B'ye çıkartıyorum. İşte bu iki kuralı öğrenelim arkadaşlar. Biz bunlara küp açılımlarının kuvvet açılımı. Çünkü bir tam küp var, bir de kuvvet küp var. Tam küpü kuvvet küpe çevirme diyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Aşağıda verilen küp açılımlarını yazalım. O zaman hemen diyorum ki birincinin küpü x küp. Artı olduğu için her yer artı olacak. Ortada hep 3 var. Birincinin karesi ikincinin birinci kuvveti gelecek. Devam ediyorum artı. Yine 3 olacak. Birincinin birinci kuvveti ikincinin karesi gelecek. Artı ikincinin küpü. Düzenleyelim bunu arkadaşlar. X küp. 3 kere 2. 6x kare artı 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12x artı 8. Birincisi bu. Bunu açalım hemen. X küp birincinin küpü. Eksi geldiği için eksi 3. Birincinin karesi çarpı ikinci. Artı 3. Birincinin birinci kuvveti çarpı ikincinin karesi. Eksi birincinin küpü. Düzenleyecek olursak x küp eksi 3x kare artı 3x. Eksi 1. İkinciye bakalım. A artı B'nin küpü. A küp. Artı olduğu için 3. A kare B. Yine artı. 3. Birincinin birinci kuvveti. İkincinin karesi. Artı üçüncünün küpü. A eksi 3'ün küpünü alalım. Birincinin küpü. Eksi olduğu için eksi. 3. Birincinin karesi. İkincinin birinci kuvveti. Artı. 3 yine. Ortaya hep 3 geliyor. Birincinin birinci kuvveti. Ama ikincinin neye? İkinci dediğimiz küp karesi artı pardon burası ne olacak? Eksi olacak. Şunu bir daha yazalım. Birinci 3 çarpı birincinin kendisi ikincinin karesi eksi ikincinin küpü. Düzenleyelim arkadaşlar bunu. A küp 3 kere 2 eksi 6 A kare. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27 artı 27 A eksi üçüncünün küpü 27.
Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Geldik 3. soruya. A 2002, B 2020 olduğuna göre A küp eksi 3A kare artı 3AB kare eksi B küp ifadesi nedir? Bu size niye hatırlatıyor arkadaşlar bakın. Birincinin küpü 3 var ortada. Kare birinci kuvvet, birinci kuvvet kare. Bu ifade arkadaşlar bize A ortası eksi olduğu için bakın A eksi B'nin küpü demektir. Bize A verilmiş mi? Verilmiş. A kaç verilmiş? 2022. B kaç verilmiş? 2020. Bunun küpü ne olur? Çıkardığım zaman ne olur? 2 olur. 2'nin küpü. Bu da ne çıkar arkadaşlar? 2'nin küpü de nedir? 8 çıkar. Denizli seçeneği diyoruz. 4. soruya bakalım. X küp artı 3x kareye 15. Y küp artı 3xy kare 12. Olduğuna göre x artı y'nin toplamı kaçtır? Şimdi bakın küp var, küp var. Ortalarda 3 var. Evet. Hepsi artı. Ben bunu taraf tarafa toplarsam bakın ne geliyor? X küp artı 3x kareye artı. Şimdi y küpü yazmayayım, bunu yazayım. Çünkü düzeni görmeniz için y kare artı y küp. Bu neye eşit? 15 artı 12, 27 eşit. Şu açılım neyin açılımı arkadaşlar? Dikkat edin. Hop şöyle yapalım. Neyin açılımı? X artı y'nin küpünün açılımı. Bu 27. Neyin küpü 27? X artı y eşittir 3. 3'ün küpü 27. Ceyhan seçeneği diyoruz. Geldik 5. soruya. A eşittir küp kök 5 artı 1 olduğuna göre A küp eksi 3'e kare artı 3A eksi 1. İfadeye bakın. Ortalarda 3 var. Birincinin karesi ikinci yok ama ikinci sayımız 1. Bakın eksi 1'in küpü. O yüzden şuraya 1, şuraya da çarpı 1'in karesi dersem. Bu ifadenin açılımı dikkat. Ortada eksi olduğu için A eksi 1'in küpü. Peki A'yı ne vermiş bana? Küp kök 5 artı 1. Yerine yazıyorum. Küp kök 5 artı 1 eksi 1'in küpü. Buradan artı 1 eksi 1 gitti. Küp kök 5'in küpü. Küp kök 5'in küpü nedir arkadaşlar? 5'tir. Doğru cevabımız C seçeneği. Geldik arkadaşlar 6. soruya. Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayıralım. Burada hemen bir not yazıyoruz arkadaşlar. Notumuz şu olacak. Şimdi biz tam kuvvetlerin açılımında küpü öğrendik. Şimdi kuvvet açılımı var. Kuvvet açılımı ne demek? Parantezli değil, ayrı ayrı küpleri. İşte biz de buna konu anlatımında iki küp toplamı ya da iki küp farkı diyoruz. X küp artı Y küp. Bakın yapmamız gereken şu. Küp açılımlarında küpleri görmeden olduğu gibi yazın diyorum. X artı Y olduğu gibi yazıyorum. Çarpı. Şimdi derecemiz küp. Bir tanesini buraya kullandım. Yani X'i düşünün, Y'yi düşünün. Bir dereceyi kullandım. Geriye kaldı 2 derece. 2 dereceli asansör tekniğini kullanıyorsunuz. Yani sanki 2 dereceli kuvvet açılımını yapıyorsunuz. Bunu da nasıl yapıyoruz? İşte birincinin karesi, birincinin biri, ikincinin biri, sonra ikincinin karesi. Buraya pür dikkat. Şimdi ifade artı olduğu için ikinci gelen eksi olacak. Eksi artı, eksi artı şeklinde devam edecek. Katsayı, katsayı yazmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu çok çok önemli. Katsayı yazılmıyor. İşte şöyle bir yıldız atarsam sorularda kare var, kare var. Çarpımlarının iki katı değil de kendisi varsa burada bir küp açılımı vardır. Bu çok çok önemli. O yüzden küp açılımı nasıl diye sözel bir ifade yazacaksak hemen şunu yazıyoruz. Aynısı, aynısı, aynısı çarpı ne diyelim kare, tam kare açılımı ama katsız kare açılımı. Öyle diyelim. Katsız kare açılımı. Açıldı mı? Bakın soruya bir bakıyorum. Kare var, kare var. Ortanın iki katı değil, tek katı var. Burada muhakkak küp açılımı vardır. Şimdi bu x artı y'nin küpü. Bir de x eksi y'nin küpüne bakalım arkadaşlar. X küp eksi y küp pardon. X küp eksi y küp. Aynısını yazın. Aynısını x eksi y. Şimdi eksi olduğu için diğerleri artı olacak. Bakın artıysa diğerleri eksi artı diye devam eder. Eksi ise kalan hepsi artı. X eksi y çarpı tam kare açı. İkili ifade x kare birinci ile ikincinin çarpımı artı y kare. Ne dedik? Tam kare açın ama katsız. O zaman çarpı 2 yok. Direkt artı diyoruz. Bu da bunun açılımı. Şimdi o zaman açılımlarımıza bakalım. Bu neyin küpü arkadaşlar? Bu 2'nin küpü. O zaman benim ifadem neymiş? X küp eksi y küp. Bunu açacağım. Hemen yazıyorum. Hatta şu parantezde koymama bile gerek yok. X küp eksi y küp. Aynısını yazdım. X eksi y. Eksi olduğu için diğerleri artı. Kare açılımı yapacağım. X kare. X y. Y kare. Eksi olduğu için hepsi artı olacak. Bu bir. Buna bakalım. Y küp eksi 1. Eksi 1 de 1'in küpü. O zaman aynısını yazıyorum. Y eksi 1. Sonra tam kare alıyorum. Y kare. Y çarpı 1 artı
Bunlar artı olacak. Artı 1. Düzenleyecek olursak y eksi 1 çarpı y kare artı y artı 1. Bakın kare var, kare var. Ortada iki katı yok. Tek katı var. Küp açılı var. Hemen buna bakalım. A küp. 27 nedir arkadaşlar? 3'ün küpüdür. Düzenliyorum o zaman. A eksi 3 aynısı kare açılımı a kare. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı değil tek katı. Artı ikincinin karesi 9. Eksi olduğu için her taraf artı oluyor. Bunlar da küp açılımı arkadaşlar. Şimdi 7. soruya bakalım. Olduğuna göre bakın x artı y vermiş, x çarpı y vermiş, x küp y küp nedir diyor. Birinci soruyu hatırlayacaksınız arkadaşlar. Birinci soruyu biz uzun yoldan çözmüştük. Ya aslında şöyle benzetmeyi verdim not olarak ama şimdi artık ben küp açılımını biliyorum. O zaman diyorum ki x küp artı y küp. Şimdi soruyorum size bu nereden geliyor arkadaşlar? Hani bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde küp açılımında kullanabilirsiniz. Ya da direkt şunu diyebiliriz. Bu nereden geliyor? X artı y'nin küpünden geliyor. Tamam. Şimdi burada x küp var, y küp var. Fazlalık ne var arkadaşlar? 3x kare y var artı 3x y kare var. O zaman ben eksi 3x kare y eksi 3x y kare yazacağım. Düzenliyorum bunu. Neden düzenliyorum? Çünkü burada ortaklar var. O halde tekrar yazıyorum. X küp artı y küp açılımı neye eşittir diye sorduğumuz zaman x artı y'nin küpünden bakın 3'ler ortak, x ortak, y ortak, eksiler ortak. Eksi 3x y'yi çıkartıyorum. O zaman burası ne oldu? X artı y oldu. Şimdi devam ediyorum. X artı y var mı? Elimde var. Nedir? 4'ün küpü. Eksi 3. X y var mı? Var. 3. X artı y 4. Devam ediyorum. Ne oldu burası arkadaşlar? 4'ün küpü. 4 kere 4 16, 64. 3 kere 3 9, 9 kere 4 36. 64'ten 36'yı çıkartırsak x küp artı y küp ifadesi neye eşit olur arkadaşlar? 36'dan 64, 14, 8, 4, 6, 2. 6'dan 5 tane 3 çıktı ki 28 C seçeneği. Hocam biz bunu böyle değil de şu şekilde demin verdiğiniz kuraldan çözebilir miyiz? Benzetmemiz lazım. Aynısını yazdım x artı y. Bir de katsız asansör x kare artı olduğu için eksi x y artı y kare. Şimdi burası var, x, y var, kare var. Kareyi de açmayı biliyorum ben. X kare artı y kare nedir arkadaşlar? X artı y'nin karesinden neyi çıkaracağım? Fazlalık 2x, y. Bunu da zaten açtığınız zaman şu ifade aynısı gelir arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz ama şu her zaman daha hızlı olur. Hemen bakalım x küp eksi y küp. Diyorum ki x küp eksi y küp nereden gelir? X eksi y'nin küpünden gelir. Peki burada ne var? Fazlalık x küp var. Eksi y küp var. Eksi olduğu için arkadaşlar burada eksi 3x kare y var. Artı 3x y kare var. Bu fazlalık olduğu için ben bunu ne yapacağım? Ekleme yapacağım. 3x kare y'ye bakın artı eksiyi götürsün. Eksi de artıyı götürsün. 3x y kareden çıkardım. İfadeyi düzenliyorum. X küp eksi y küp. Daha doğrusu formül olarak verilen formül bu. Ama ezber yapmıyoruz. O yüzden formülü ezberlemiyoruz. Her tarafın 3x'ye ortak parantezi var. Aldım. Burada x kaldı. Burada y kaldı. Şimdi verilenleri yazıyorum. Bakın neler var? X eksi y ne verilmiş? 5. 5'in küpü. Artı. X'ye ne verilmiş? 2. 3 çarpı 2. X'ye 5. Buradan devam ediyorum. 5'in küpü 125. Artı. 3 kere 2 6. 6 kere 5 30. 125 ile 30'u toplarsak x küp eksi y küp farkı ne olur? 155 olur denizli seçeneği arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. X artı 2 bölü x 5 olduğuna göre x küp artı 8 bölü x nedir? Bunu direkt şeyden yapabiliriz mesela arkadaşlar. Yani diğer soruda da yapabiliriz ama şöyle de açabiliriz. X küp artı 8 bölü x küp. 8 nedir arkadaşlar? 2'nin küpü. O zaman burası oldu mu bize? X küp artı 2 bölü x'in küpü. Evet. Şimdi arkadaşlar aynısını yazıyorum. X artı 2 bölü x yazdım. Sonra artı olduğu için tam kareye uyguluyorum ama katsız. O zaman x kare artı ise eksi katsız uyguluyoruz. Bakın x çarpı 2 bölü x artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Bu elimde dursun. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. X artı 2. Hatta x artı 2 bölü x'imiz belli. 5. Bunu yazalım. 5 çarpı x kare. Bakın x x eksi birbirini götürdü. Artı şey bölme olduğu için. Eksi 2 kaldı. Ama bunun yanında ne var? 4 bölü x kare var. Bir de yanında eksi 2 var. Şu 2'yi buraya aldım. Şimdi ben şunu bulmak zorundayım.
Bunu da artık bir önceki videolarda öğrenmiştik. Nasıl buluyorduk? Kare al diyorduk. O zaman karesini alalım buranın. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x çarpı 2 bölü x. Artı ikincinin karesi 4 bölü x kare. Niye eşit? 5'in karesi 25. Bakın bunlar götürdü. 2 kere 2 4. Karşıya attı. O zaman x kare artı 2, 4 bölü x kare. Niye eşit arkadaşlar? 25 eksi 4'ten 21. Bunda değerini 21 buldum. O zaman 5 çarpı 21 eksi 2. 21'den 2 çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 19 mu olur? Evet. 5 çarpı 19. Bunu da çarparsak 95. 20 olsa 100 olur. Bir tanesi 95. Bakın böyle yaptık. Şimdi ikinci yolu da kullanabilirsiniz. Bunu da siz deneyin arkadaşlar. Yani hangi yolu kullanacağız? İsterseniz şöyle verelim. X küp artı 2 bölü x'in küpünü ne yapıyorum? X artı 2 bölü x'in küpünden neyi çıkaracaktı? 3 tane onları neyi çıkaracağız? Sen soruyu ben yapıyorum şu anda. 3 tane. Burada artı 3x y var. O zaman biz eksi 3x kare 2 bölü x ile eksi 3x 2'nin karesi 4 bölü x kareyi çıkartıyoruz. Buradan da çözebilirsiniz. Geldik 10. soruya. Bu sefer de arkadaşlar yine notumuzu yazıyoruz. Birbirine benzetme. Yani burada şu var. Çarpanlara ayırmada diğer bir konu. Neler vardı? Ortak parantez alma vardı, gruplandırma yöntemi vardı. Arkasından tam kareleri öğrendik. Sonra tam küpleri öğrendik arkadaşlar. Sonra kuvvet açılımlarını öğrendik. Burada da değişken değiştirme yöntemi diyoruz. Değişken değiştirme yöntemi dediğimiz sorunun içerisinde birbirine benzer ifadelere farklı harfler vererek soruyu ikinci dereceden denkleme çeviriyorsunuz. Şimdi şurada dikkatinizi çekerse 9x kare eksi 4 tane 3x artı 3 var. 9x kare diyorum 9x. 9x nedir arkadaşlar? 9x. 9x 3 üzeri x'tir. O zaman şu ifadeyi tekrar yazacak olursam bakın 3 üzeri x'in karesi eksi 4 tane 3 üzeri x artı 3. O halde değişken değiştirme yönteminde benzer olana bir harf veriyorum. Genellikle a'yı kullanın arkadaşlar. O halde 3 üzeri x'e ben a dersem. Bakın soru neye döner? 3 üzeri x'e a dersem. A kare eksi 4 a artı 3. Böylelikle ne oldu? İkinci dereceden üçlü çarpanlara ayırma konusuna döndü. Yani ikinci dereceden bir denkleme çevirmiş, ifadeye çevirmiş oldum. Biz bunun açılımını biliyorduk. Neydi? Çarpımları artı 3, toplamları eksi 4 olan. Çarpımları artı 3 olan 3 kere 1. Topladığım zaman artı 4, bana eksi 4 lazım. O zaman bu. O zaman şurası da a'ya a olduğu için. Bakın bu ifadenin açılımı ne oldu? A eksi 3 ile a eksi 1 oldu. Ama ben değişkeni değiştirdikten sonra bu hale geldi. Son olarak da diyorum ki değiştirdiğim değişkeni aynen yazıyorum. Biz ne demiştik? Bakın a'ya ne demiştik? 3x demiştik. O zaman a gördüğüm yere tekrar 3x yazıyorum. 3x eksi 3 çarpı 3x eksi 1. O zaman seçeneklerde 3x eksi 3 çarpı 3x eksi 1'i arayacağız. O da hangi seçenek? C seçeneği. Değişken değiştirme yöntemini de tekrarlıyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. Değişkeni belirle. Değişkeni a de. Sonra çarpanlarına ayır. Daha basit bir çarpanlara dönüyor. En sonunda da değişkenini tekrar yaz ki hangi çarpanları aradığını bul. Şimdi 10.000 soruda sizden istiyorum. Değişkenimiz hangisi? Bakın görebiliyorsunuz. X kare eksi 3x. X kare eksi 3x. O zaman ben x kare eksi 3x diyorum. Eksi 2x. X kare eksi x'i a dersem ne olur? Bakın x kare eksi 2x'in karesi. O zaman a kare eksi. 2 tane x kare eksi x. A eksi 3. Şimdi hemen bunun çarpanlarını ayırıyorum. Çarpımları eksi 3 topladığım zaman eksi 2 veren eksi 3'e artı 1'dir. Burası da nedir arkadaşlar? A'ya A'dır. Devam ediyorum arkadaşlar. O halde burası A eksi 3 çarpı A artı 1. Şimdi değişkeni tekrar yazmak zorundayım. A'ya x kare eksi 2x dedim. O zaman x kare eksi 2x A eksi 3. Öbürü de x kare eksi 2x artı 1. Sevgili arkadaşlar, bunu da çarpanlarına ayırmak zorundayım. O zaman çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2'yi veren eksi 3'e eksi 1. Çarpımları artı 1 toplamları eksi 2'yi veren eksi 1'e eksi 1. O zaman şunlara da x x dersem. Çünkü burada da x'leri açtık. Ne oldu bakın? Şu ifade x eksi 3 çarpı x eksi 1. Şurası çok pardon artı 1 olacak. Neden? Çünkü çarpımları eksi 3. Toplamları eksi 2. O zaman artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 1. Bunu düzenleyecek olursak çünkü aynılar var burada. X eksi 3
x artı 1, x eksi 1'in tam karesi. Seçeneklere bakıyorum. X eksi 1'in karesi, x artı 1, x eksi 3. Bursa seçeneğinde direkt gördüm zaten. Mantığımız bu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, çarpanlara ayırma konusunun 5. bölümde bitmiş oldu. 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.